çok tehlikeli, çok çok yanlış gençsiniz. Bilgilerle dolu. Teşekkür ediyorum, o kadar genç değilim ama. Nerede anneanne? Hani anneanne? İşte bu, gençlik aşısı. Herkese merhaba, ben Doktor Derya Uludüz, nöroloji uzmanıyım. Gerek ulusal, gerek uluslararası tıp camiasında oldukça yoğun çalışan hekimleriz. Ve biliyorum ki sizlerin bize ulaşması çok da kolay olmuyor. Sabah sıcacık evinizden çıkıp, erken saatlerde hastaneye gelip, bazen de saatlerce beklemek zorunda kaldığınız günler olduğuna eminim. İşte biz bu sistemi değiştirelim, farklı bir projeyle sizlere gelelim istedik. Biz sizin ayağınıza sokağa gelerek sizi sokakta bulup sorularınızı cevaplayalım istedik. Şimdi hep birlikte sokağa çıkacağız ve sizlerle buluşacağız. Hadi görüşelim. Merhaba. Nasılsınız? Teşekkür ediyorum. Sizler nasılsınız? Çok teşekkürler. Cep telefonuyla bayağı bir haşır neşir gördüm sizi. Evet, alışkanlık artık bizimkisi biraz. Peki, bu sizde herhangi bir olumsuz etki etmiyor mu? Yani bir hissettiğiniz bir şey var mı cep telefonu kullandığınızda? Şöyle söyleyeyim, baş ağrısı yapıyor. Onu belirtebilirim. Onun dışında uykusuzluk problemi ondan mı kaynaklanıyor bilmiyorum ama uykusuzluk sorununuz evet, var. Bunun beynimize etkisi var mıdır onu öğrenmek istiyorum açıkçası. Gece yatağa yattığınızda cep telefonunuz elinizde mi hala? Evet. Yatana kadar. İşte bunun adı mavi ışık sendromu. Hatta bazen uykumuz gelsin diye bile sürekli baktığımız oluyor yani. Eyvah eyvah. Aslında tam ters etki yapıyor. Mavi ışık sendromuna yakalandığınız ortada ne yapıyor? Bakın cep telefonu özellikle karanlık bir ortamda ve akşamları belirgin olmak üzere. Çünkü gün ışığında çok kötü değil ama gece mavi bir ışık yayıyor. O mavi ışık sizin beyninize o kadar olumsuz bir etki yapıyor ki nedir bu? Melatonin dediğimiz bir uyku hormonu var. Melatonin uyku hormonunun tamamen salınmasını engelliyor. İşte bu yüzden de siz uyuyamıyorsunuz. Uyuyamadığınızda ya da geç uyuduğunuzda melatonin salınmadığı için de kalitesiz bir uyku uyuyorsunuz. Oysa uyku yaşam için çok önemli. Beyniniz ve vücudunuz uykuda kendini temizliyor. Bütün organlarınız kendini yeniliyor. Yatmadan 2 saat öncesinde cep telefonunu bir kenara bıraktığınızda uykunuzun kalitesi çok daha maksimum olacaktır. Ay ne güzel şeker. Ama siz ne yaptınız? Elimi kırdınız. Aman Allah'ım, düşme mi oldu? Böyle kapıyı açmak istedim. Tuvaletin kapısını şöyle elimle. Nasıl bir acı bu kafede? Acaba kemik erimeniz olabilir mi bu kadar çabuk kırılma? Onun için gideceğim randevu aldım. Nörolog. Nörolog var mı bize soracağız bir soru? Beyin sağlığı. Korkuyoruz hayatım. Unutmaktan mı gene? Evet. Herkes unutmaktan korkuyor. Evet, B vitamini mi almak lazım? B12 vitamini güzel bir destek. O ama da kilo yapıyor diye. Biraz uzun süre kullanırsanız öyle ama ondan daha önemlisi omega 3'ler. Omega 3'ler hap olarak mı alalım? Hap olarak almasanız daha iyi. Aslında bunların yani hepsini balıktan, doğadan temin edebiliyorsunuz. Chia tohumu, keten tohumu bunlar yoğurdun içine konduğunda hem hafızayı acayip güçlendiriyor omega 3 hem de iştahınızın dengesi girmesini sağlıyor. Bir de havuç suyu diye duydum. Havuç suyu aslında kompleks karbonhidrat. Ama suyunu içmeyin çünkü suyu çok fazla bir şeker oranı içerdiği için evet, size çok fazla faydası olmayacak ama günde bir tane, iki tane havuç tüketmeniz salatanızda ya da çiğ hem beyniniz evet için çünkü bizim onu kompleks yapıyorum. Karbonhidratlar beynin en çok kullanmayı sevdiği şekeri çok sever beyin ama sağlıklı şekeri. Evet. İşte havucu oradan sağlıklı evet şeker olarak kullanabilirsiniz. Çok doğru. Çok harikasınız. Çok İnternet çok tehlikeli, ya çok çok yanlış gençsiniz bilgilerle dolu. Teşekkür ediyorum. O kadar genç değilim ama görüntü olarak selam söyleyelim NTV'ye. Merhaba. Ben Doktor Derya. Cerrahpaşa'dan telefonunu özellikle kapattırdım. Çok önemli bir mesaj mıydı? Ya arkadaşım. Erkek arkadaş mı? Yok hayır. Süper arkadaşım. Peki. Cep telefonu çok önemli değil mi? Evet. Neden? Yani insanlara ulaşım için faydalı ama tabii ki de fazla kullanılması. Peki sağlık için zararını biliyor musun? Yani olduğu kadarını biliyorum.
bütün elektromanyetik dalgayı çekiyorsun, değil mi? Baz istasyonu ne kadar yakınsa ya da uzaksa olsa bile şu çekim gücü, telefonuna baktığında burada bir çekim gücü var, 1, 2, 3 diye farkındasın. O 1, 2, 3 ne kadar yüksekse o zaman telefonla konuşabilirsin. Çünkü çekim gücü iyi, sen zorlandırırsın. Ama daha düşükse, çekim gücü az olan bir ortamda telefonla konuşmamaya çalış. Çünkü konuştuğun anda radyasyonu daha çok alıyorsun. Radyasyonun zararlarını söylememe gerek var mı? Yok. Ne mesela? Gerek sınav de. Yapıyorum. Sınav yapıyorum. Yani sonuçta beyin dalgalarımızı etkilediği için. Değil mi? Oradan beyin dalgalarını etkiliyor, hafızayı etkiliyor. Evet. Kanser riski bile olabiliyor. Evet, cep telefonunda konuşan gençler, sigara içen gençler, hepsini uyarmamız gerekiyor. Beyin sağlığı riskte demektir. Balıkesir Toplum Ruh Sağlığı Merkezi'nde sanat terapisi adı altında resim derslerine giriyorum. Resim öğretmeniyim. Harikasın. Yani bunun çok faydası resim, olduğunu görüyoruz ama siz bu konuda ne dersiniz? Resim ve sanatla uğraşmak beyin kapasitesini inanılmaz artıran bir şey. Beyin hücresi kendini yenileyebiliyor. Hı hı. Yani biz buna ne diyoruz? Beynin esnekliği. Evet. Hele ki resim, sanat, müzikle uğraşan insanlarda ve yeni bir dille uğraşan insanlarda bu esneklik çok daha fazla oluyor. Yani sanatsal yönünüzün yüksek olması ileride sizi Alzheimer'dan bile koruyan bir faktör. Evet. Mutlu olmanızı sağlayan, sosyalleşmenizi daha da çok artıran her şey ileride sağlığınızı da olumlu etkileyecek. Sonuçta beyinde ne var biliyor musunuz? Dokular arasında bir takım kablolar var. Hı-hı. O kabloları ne kadar güçlendirirseniz beyin o kadar sağlam ve sağlıklı kalıyor. Lütfen hepimiz sanatla uğraşalım. Mümkünse becerebiliyorsak resim çizelim. Evet. Sizi kutluyorum. Çok harika bir işiniz var. Pozitif bakışınız ve güler yüzünüzün muhtemelen onunla da çok alakası olduğunu düşünüyorum ben. Sizden de kaynaklı. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Çok geçmiş olsun. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Ama bisiklete devam. Evet evet devam. Müthiş sağlıklı bisiklet. Aynen. Ceviz gördük. Evet, günde 5 tane ceviz. Tam olarak yemeniz gereken şey omega 3 kaynağı, kompleks karbonhidrat içeriyor ve beyin için en sağlıklı tüketim malzemesi. Ceviz yağınız nasıl? Çok güzel. Tüketiyor musunuz? Tabii efendim. Aynı zamanda satıyorsunuz. Aynı zamanda. Peki satarken halka öneriyor musunuz? Tabii sağlığını ki. Anlatıyor musunuz? Tabii sana. Sağlık açısından yararlarını biliyor musunuz? Biliyoruz. Her şey iyi geliyor. En çok? Kolesterol iyi geliyor. Evet, kolesterol düşürüyor ama en çok beyne iyi geliyor, değil mi? Hafızayı güçlendirmek için omega kaynağı, evet. Değil mi? Hadi kırın bir tane yiyelim. Harikasın, omega 3 olduğunu biliyorsun. Tabii tabii. Memnun oldum. Merhaba. Ben Zaber, yıllardır bu işi yapıyorum. İncir, evet, evet teşekkür ediyoruz. Hem de taze ceviz, harika. Açamadım tam ben bunu. Şimdi şöyle atarsın. Tabii ki senin biraz gücün yok. Evet, o kadar gücüm yok. Yaşa olsa karar, afiyet olsun. Harikasınız. Evet, incirin zaten atabilir miyiz? Tabii buyurun, açtım hocam. Ah, teşekkürler. Yer misiniz? İncir, magnezyum kaynağı. Eğer gerginseniz, sinirliyseniz, yorgunsanız vücudunuzda magnezyum eksik demektir. İncir magnezyum kaynağı. Belki biraz şekerli ama günde bir tane de olsa tüketmeniz gayet sağlıklı olacaktır. Bu arada biz burada epeyce bir doyacağız gibi görünüyor. Odaklanmak için, konsantrasyon için muz. Triptofan kaynağı. Günde bir tane muz yemek sizi daha canlı, daha odaklanmış hale getirir. Bir toplantıya gireceksiniz, öncesinde bir tane muz. Aynı zamanda kompleks karbonhidrat içeriyor. Değil mi? Karbonhidrat ihtiyacınızı buradan alabilirsiniz. Simitten değil, muzdan. Bilinçli bir tüketiciye benziyorsunuz. Pazardan en çok ne aldığınızı merak ediyorum. Sebze, meyve. Sebze, meyve ve giysi. Giysi zaten hatunların en sevdiği şey. Beyin sağlığı için sizce neler alalım pazardan?
Benim en çok tükettiğim pazardan aldığım şeyler her zaman fındık, fıstık, ceviz bu tür şeylerdir ve bol meyve ve sebze. Harika. Fındık, fıstık, ceviz. Bunlar evet. Zaten kompleks karbonhidratlar. Gerçi biraz fazla tükettiğimi sanıyorum ama olsun. Fazla. Günde 4'ten fazla ceviz mi? Kesinlikle üzgünüm. Yapma. 2 avuç dolusu fındık fıstık yediğimi söyleyebilirim. Biraz fazla oldu. Biliyorum evet. Ama güzel. Merhaba, merhaba. Harikasınız ama bunlar çok şey. Evet. Omega 3 kaynağı. Kompleks karbonhidrat olması bizim olarak. Kendim spor hocası olduğum için, özellikle yoga hocası olduğum için inanılmaz derece dikkat ediyorum. Özellikle stresi olan yoğun insanlara yogayı tavsiye kesinlikle ediyoruz. Tavsiye ediyorum. Pilates gibi egzersizler, özellikle stretching yapmak. Kesinlikle. Yani biz yürüyüş yapıyoruz ama Türk halkı olarak kaslarımızı gevşetmiyoruz. Kesinlikle gevşetmek katılıyorum. Son derece önemli değil mi? Ne diyeceksiniz bu konuda? Kesinlikle katılıyorum. Spor yapan insanların sayısı inanılmaz derecede arttı ama bu tür egzersizler hiç özen göstermiyorlar. Yani biz spor yapıyoruz sağlıklı olmak için ama arkasından ağrılarla uğraşıyoruz. Kesinlikle. Özellikle bel ağrılarına, bel fıtıklarına karşı yapılması gereken çok önemli. Her spordan sonra gevşeme egzersizleri. Kesinlikle. Hatta her spordan sonra da değil, her akşam yaşlı ve gence herkese tavsiye ederim. Harikasınız. Kutluyoruz sizi. Çok güzel. Günler. Görüşmek üzere. İyi günler. Süper bir standın. Her renkten meyve sebze var. Evet hocam. Yazlık, kışlık hepsi var. Çok şükür mevsim aralığı. Kışlıklar da başladı. Ayva, nar, elma ne başladı. Ne kadar rengarenk beslenirsek o kadar sağlığımız için önemli. Var mı beyinle ilgili bir problem ya da soracağınız bir soru? Hocam unutuyorum bu arada. Eyvah biraz. Herkes unutuyor. Neredeyse kendi ismimi unutacağım. O duruma geldim. Yani o kadar değil de tabii yani unutuyorum. Uykular nasıl? Uykum normal uyuyoruz biz. Esnaf olduğumuz için belli saatlerde uyuyoruz zaten. Uykuda horlama var mı? Var. Tansiyon, şeker? Var hocam. Onlar da var. Bu kadar meyve sebzenin içinde bu hastalıkları yakıştıramadık şimdi size. Hocam biz çok erken evden çıkıyoruz. Zamanında çok küçük yaştan beri bu işi yapıyoruz. Çok sağlıksız beslendiğimizi belli bir yaştan sonra fark ettik. Tüketebilir miyiz? Lütfen. Sabahleyin erken kalkıyoruz. Pazarda kahvaltı diye bir şey yok. Ne var? Affedersiniz poğaça, börek. Biz bunları zamanında tükettik. Ben şimdi 3,5 aydır falan glütensiz besleniyorum. Sıfır ekmekle besleniyorum ama yaş 54 hocam, iş bitti. 35'ine kadar yaşam şeklin ondan sonraki hayatını gösteriyor. Maalesef biz... Muhtemelen sizin uykuda solunum durma hastalığınız var. Evet. Ne demek bu? Uyurken beyne giden oksijeniniz duruyor gibi görünüyor. Bazı eşim uyandırıyor hocam. İşte bu da unutkanlığınızın en büyük sebebi olabilir. Onu bir tarafa bırakın, tansiyon yüksekliğiniz de sebebi olabilir. Evet. Size tavsiyem en yakın zamanda bir nöroloğa gidip bende uyku solunum hastalığı var mı diye sorun. Peki. Eğer o tedavi edilirse hem unutkanlığınız hem tansiyonunuz düzene girebilir. İnşallah hocam. Teşekkür ederim. Çünkü boğaz yapınız dar, hafif kilomuz var. Bunlar hep sebep. Uykudaki solunum durma hastalığınız tedavi edildiğinde çok daha hızlı kilo verebilirsiniz. Bunu ihmal etmeyin, mutlaka bir hekime gidin. Sizi Allah gönderdi hocam. Evet, programımızın sonuna geldik. Bugün kendimizi sizlerin yerine koyduk, sokağa çıktık ve sizlerle buluştuk. Gerçekten çok zevk aldık. Bir sonraki programda tekrar görüşmek ümidiyle. Hoşçakalın.